Başka ne haberlerimiz var? Başka ne haberimiz var? Ajda Pekkan'ın kardeşi 74 yaşında. Kendi, Ajda Pekkan'dan 2 yaş küçük. Semiramis Pekkan YouTube kanalında genç ve sağlıklı kalmanın yollarını madde madde sıralamış. Bakın maddeler arasında ilginç şeyler de var. İzleyelim. 30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da doğan Semiramis Pekkan'ın gözlerden ve magazinden uzak yaşayan oğlu 35 yaşındaki Zoran Lalvani'nin ortaya çıkan fotoğrafları dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Lalvani'yi Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğine benzetti. Oldukça yakışıklı bir oğlu olan 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, malumunuz kardeşi Ajda Pekkan'la 50 yılı aşkın bir süredir yarıştırılır. Ben kendimi beğeniyorum, biliyor musun? Hangisi güzel, hangisi daha genç görünüyor, hangisinin sesi daha güzel gibi birçok konu başlığında kıyaslandırılan ikiliden Semiramis Pekkan, YouTube kanalında güzellik sırlarını açıkladı. Her sabah aynı şeyleri yemiyorum. Her sabah aynı şeyleri yemiyorum ama bir şeye takılıyorum, orada kalıyorum. Sonra değiştiriyorum. Ama umumiyetle aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorum. Şekerli beslenmemeye dikkat ediyorum. Zeytinimi yerim muhakkak. Küçücük bir peynirimi yerim. Ondan sonra bu benim hayır hayırım ama şu kadarcık sabahları yiyorum. Yapılacak bir şey. Dulce de leche çok güzel bir şey. Ona dayanamıyorum ama her sabah yemiyorum. Şekerli ürün tüketmemeye dikkat ediyor musunuz? Evet, çok dikkat ediyorum. O ciddi bir şey benim için. Yıllar önce bir doktor bana şekerin zararını anlattı. Ondan sonra ben çok dessert yerdim, çok tatlı yerdim. Ondan sonra vazgeçtim. Çünkü ne kadar zararlı bir şey olduğunu, şekeri daha çok meyveden falan almaya çalışıyorum. Ama minicik bir şey, minicik bir reçel, şekersiz bir reçel falan onları yapabiliyorum yani. Orada bir sıkıntı yok. Her sabah mutlu uyanıyorum. Negatif enerji saçmasınlar diye evime çok insan almıyorum. Semiramis Hanım'dan bahseder misiniz? Her sabah böyle mi uyanıyor? Semiramis Hanım her sabah mutlu uyanıyor. Ev mutsuz insanı bile mutlu ediyor. Evimize gelen herkesi pozitif. Yani o kadar. Başka evime zaten çok insan almamaya çalışıyorum çünkü düşürmesin beni diye. Yani çok dikkatliyim o konuda. Yani bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi gelin bir lokma bir şey yiyelim, oradan devam edelim. Günde sadece 2 öğün besleniyorum. Mide en çok vücudun enerjisini alan organımız. Onu çok fazla çalıştırdığın zaman başka şeyleri düzeltme imkanı kalmıyor, vakti kalmıyor hücrelerin. Onun için de 2 öğün yemeği tercih ediyorum. Peki hiç ara öğün tüketmiyor musunuz? Çok nadir. 2-3 tane belki bir badem atabiliyorum, bir meyve yiyebiliyorum. Evet, yapabiliyorum ama çok fazla değil. Yani yemek yemek değil. Sağlıklı yaşam ruh sağlığıdır. Sağlıklı yaşam aslında kafada başlayan bir şey, biliyor musunuz? Sağlıklı yaşam biraz ruh sağlığıyla başlıyor. Tabii ki fiziksel olarak birçok şeyi yapıyorsunuz. İyi, düzgün yemek yemek, doğru şeyleri tüketmek gibi, spor yapmak gibi, bunların hepsini ben yapıyorum ama aynı zamanda da ruhu, düşünceleri de temiz tutmak bence çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Sağlık çünkü bizim kontrolümüzde olan bir şey aslında. Birçok insan biliyorsun kendi kendini iyileştirme, birçok insan değil, hepimiz kendi kendimizi iyileştirme gücüne sahibiz diye düşünüyorum. Ve bunun da örnekleri çok. Yani oraya girersek çıkamayız işin içinden. Ama ben buna inanıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir maddeye çok takıldım. Ben de aynı yere takıldık, aynı yere takıldık. Cilt bakımı, estetik işlemler, hepsini bir tarafa koyun. Bana yalan söylediği diyor. Bir şey çok güzel. Enerjinizi düşüren insanlardan uzak durun gerçekten. Çünkü onların verdiği huzursuzluk yüzünüze yansıyor. Aynen. Onlar o kadar mutsuz geziyorlar ki sizin de mutluluğunuzu çalıyorlar. Yüzünüzdeki gülümsemeyi çalıyor o insanlar. Kesinlikle, kesinlikle. Şeyini düşürüyor. Tabii, enerji düşürüyor. Anında emiyorlar, kan emiyorlar. Aynen öyle.
Çünkü hiç güzel söz çıkmaz onların ağzından. Evet. Hep negatiflerdi. O yüzden uzak duracaksın işte. Sana bakıp sende bile kusur bulurlar, öyle diyeyim yani. Kesinlikle. İşte ne yapacaksın? Onu o zaman karşına almayacaksın. İnsan aynen yerine koymayacaksın. O gibi insanlarla hayatına devam etmene gerek var mı? Yok. O arkadan konuşmaya devam ediyorsun, edecek. Önüne bakıyorsun. Ona evet, bay bay. Arkadan konuşsun, aynen dursun öyle. Ya da atıyorum sosyal medyasında atsın, tutsun. Zaten çok önemsiz olunca oralarda atıp tutuyor. Sıkıysa gel karşıma at, tut suratıma karşı. Ama burada güzel olan bir detay var. Şimdi normal hayatta savunmanı alabiliyorsun. Hani hoşlanmayınca bir daha ben bununla görüşmem diyorsun. Ama Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan'da da aynı şey var. Evime almam diyor. Bak ev çok kutsal aynen bir yer. Kapıdan içeriye sokmam diyor. Yani orası özel bir yer. Tabii. Oraya çok az kişi girebilir. O anlamda ben neye bir şeyin altına doğru o çizgi. O negatif enerjinin kalıyor. O evde kaldığına evet, siner. Evet. Evet. Sanki duvarlara siniyor. Ya zaten... Ve atamıyorsun o negatifin evet üzerinden. Hayır, normal hayatında da görüşmeyeceksin ki, eve almak yani çok öte. Evet. Evet. O kadar özel bir yerde. Bir de hani dışarıda buluşmayı, onunla hayatına devam etmeyi, o kişiyi hayatında tutmayı bırak. Bir de onu evine davet edeceksin. Niye öyle birini eve davet edeceksin zaten? Hande sen... Mecbur da olmamalısın zaten. Hani aynen öyle, öyle işte... Akrabalıklarda falan oluyor bu mecburen ama hı, hayır kimse mecbur değil. Eğer evet o kişiden haz etmiyorsan ve gerçekten senin enerjini alıyorsa uzak duracaksın. Hande evine çok arkadaş gelir mi? Çok arkadaş severim. Ha bak ben işte tehlikeli severim değil mi? Yok hiç tehlikeli değil. Benim evime geliyorsun zaten benim canciğer arkadaşımdır zaten. Peki birini hayatından çıkarmak istedin kız ya da erkek ne yaparsın? Ben direkt çıkartırım. Hiç önemli değil benim için. Cevap mı vermezsin? Eğer bana zarar veriyorsa, kötü niyetliyse, benim için niyet çok önemli. Kötü niyetliyse direkt zaten yavaş yavaş onu hani görüşmeyerek onu hayatımdan yavaş yavaş çıkartırım. Hmm. Evet. Çok sevdiğim arkadaşlarımı da zaten sürekli plan program yaparım ve sürekli hayatımdadırlar. Evet. Ben bu güzellik ve gençlik işlerinin yani böyle su içtim, somon yedim, kayısı ya yedim, üstüne iki tane ceviz yok, bilmem ne falan onlara çok inanmıyorum. Yok yok, evlenmeyin yani bir de. Aha. Evlenmeyin yani. Hani tabii ben... Evlilik yaşlandırıyor mu? Yaşlandırmıyor mu sence? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Semiramis Pekkan'la Ajda Pekkan da öyle. Dün yayında konuştuk. UNESCO'nun değil mi yaşlılık belirtilerini sıraladık tek tek. Seyircilere de sorduk. Dedik ki siz yaşlandığınızı nasıl anlıyorsunuz ya, diye. Güzel cevap geldi. Birisi şey yazmış. Evlenmeyeceksiniz. Evlilik yaşlandırıyor. Bak aynı senin gibi düşünüyor. Bu bir tane caps olan işte TikTok ya da işte Instagram sosyal medyalarda evet böyle yaşlı teyzeler dört kişi böyle toplanmışlar. İşte ha, teyzeler evet böyle. Diyorlar ki evlenmeyin. Bozkurt hoş geldin. Evet. Herkes diyor ne yapacaksınız evlenip diyor. Bütün hayatınız boyunca diyor kocaya bakacaksınız diyor. Bir de ona diyor çocuk yapacaksınız. Ondan sonra diyor çocuk bakacaksınız diyor. Ne oldu sen kendine bakabiliyor musun? Sürekli birilerine bakıyor oluyorsun. Sonra onun akrabalarına bakıyorsun. Hep birilerine bakıyorsun. Görevin sadece birilerine bakmak oluyor. Hep veriyorsun, hep veriyorsun. Kendinle ilgili hiçbir şey yok bireysel olarak. Vallahi sonra hani yıpranıyorsun. Sonra, yıpranıyorsun tabii ki. Görmüyorsun. Doğru insanı bulunca da hiç öyle olmuyor. Tabii o da... Ha, o ayrı bir şey. Tabii. O ama çok nadir. Nadir bir şey. Çok doğru nadir. Evet. Aynen. O onların türleri de tükendi. bir de yani günümüz işte sosyal medyası, günümüzün çağı. Tabii. O eski zamanlarda kaldı. Çok değerler. Yani o sen şimdi UNESCO'nun belirlediği yaşlılık tanımına bir bak. Teker teker oku sende var mı yok mu söyler bir misin? Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa. Var evet mı? Ay nerede o sürekli bir yerlerde. Konfor alanının içine girmiyor. Evet. Kendi bireyselliğime çok düşkün bir insanım. Yani hiçbir şekilde birinin sorumluluğunu almak istemezsem bu evde hayvan beslemek de dahil ciddi olmak misin üzere. Zaten kedi köpek alerjim var. Olmasa dahi sonuç olarak o bir sorumluluk. Ona sen bakacaksın ya sana tabii bağlı bir şey yani. Onun işte çişi var, yemeği var. Sen çocukluğunu hiç yapmazsın. Bir anda kalkıp 3 günlük 5 günlük bir yere gideceğim. Ya da gece 1'de 2'de arkadaşlarımla birlikte çıkacağım. Sincap'ın olduğu o mekanlara gideceğim. Müzikli falan filan. Yani öyle birilerine bağlı falan filan. Yani halen daha kendimden vazgeçebilecek ve birilerinin sorumluluğunu alabilecek yok. Ben 34 yaşındayım. Hala o özgürlüğüme çok düşkünüm. Sen yani ondan zor evlenir, zor aynen çocuk yaparsın. Yani. Ha? Evet. Yani.